Tarih yazan çocuklar. Hezarfen Ahmet Çelebi senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Hezarfen Ahmet Çelebi. 17. yüzyılda yaşamış Müslüman Türk bilginiyim. Dünya tarihine Osmanlı'da ilk uçan insan olarak adımı yazdırdım. Hayatımı bilime adadım. Gök bilimlerine ve uçmaya aşığım. Çeşitli fennin ve sanatın üstadı olduğum için halk arasında bin ilim sahibi, bin fenli anlamına gelen Hezarfen lakabıyla anıldım. 1609 yılında İstanbul'da doğdum. İstanbul o zamanlar sakin bir köy kadar sessiz, masallardaki gibi güzel ve yemyeşildi. Haliç kenarında cumbalı bir evde dedemlerle birlikte yaşardık. Çatı katındaki muhteşem kitap odası benim için en güzel mekandı. Sandalyesine oturan dedeciğimin okuduğu her kitabı merakla dinler, onunla sohbet etmekten büyük keyif alırdım. Haliç'e bakan penceremizden uzaklara dalar, birbirinden güzel hayaller kurardım. Arkadaşlarımla yaptığımız sandal safaları dün gibi aklımdadır. Annelerimizin hazırladığı yiyecekleri sepete koyar, Tavşan Adası'na yola çıkardık. Akşama kadar orada eğlenir ve oyunlar oynardık. Haliç'teki bu minik adacık gerçekten de tavşanlarla doluydu. Bu kocaman ada bizim küçük dünyamızda harika bir oyun alanı olurdu. Birbirinden değerli hocalardan dersler aldım. Arkadaşlarımın arasında sadakatim, doğruluğum ve çalışkanlığımla tanınırdım. Matematik ve astronomiye büyük ilgim vardı. Azmim, çalışkanlığım ve ilme duyduğum sevgi, başarıya giden yolları hızla kat etmemi sağladı. Sorduğum sorular hocalarımın dikkatini çekmekle kalmaz, onları da araştırmaya sevk ederdi. Küçücük bir çocukken bile bilimsel deneyler yapardım. Gök bilimine olan merakım, beraberinde kuşlara olan ilgimi de arttırdı. Kuşların gökte süzülüşlerine ve kanat çırpışlarına hayran kalırdım. 10. yüzyılın Müslüman Türk alimlerinden İsmail Cevheri'nin uçma denemelerini duyduğumda çok heyecanlandım. Onun çalışmalarını inceledim ve eserlerinden ilham aldım. Leonardo da Vinci'nin çalışmalarına da baktım. Kuşların uçuşunu, kanat ayrıntılarını, insan bedenini ve hava akımlarını uzun uzun inceledim. Arkadaşım Lagari Hasan Çelebi'nin de desteğiyle insanın uçabilmesi için gerekli olan kanat çalışmalarını tasarladım. Tarihi uçuşumdan önce bu kanatların dayanıklılık derecesini ölçmeliydim. Ok meydanında sayısız denemeler yapmıştım. Birçok kez düşüp yere çakıldım ama hiç yılmadım. Başarmalıydım. Hayalimi gerçekleştirebilirsem insanlık ve ulaşım adına büyük bir katkı sağlayacaktım. Benimle alay edenler ve uğraşılarımın boş olduğu iddiasında bulunanlar oldu. Kulak asmadım. Çok araştırıp çok çalıştım ve sadece hedefime odaklandım. Biricik arkadaşım Lagari Hasan hep yanımdaydı. Çalışmalarıma destek oluyor, fikirler veriyor ve bana yardımcı oluyordu. Her başarısızlığımızda tebessümle yeniden başlıyor, hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmıyorduk. Çünkü ikimiz de bunu başaracağımıza gerçekten inanıyorduk. Bu topraklarda kendi yaptığı kanatlarla uçan ilk insan olarak anılmalıydım. Yüzyıllar önce aynı düşünceyi gerçekleştirmeye çalışan İsmail Cevheri bana ışık tutmuştu. Gökyüzünde kanat çırpan bir insan olmak, kuşlar gibi havada kalmak, rüzgarı arkama almak beni fazlasıyla heyecanlandırıyordu. Zamanın padişahı 4. Murat'ın verdiği destek ve izinle çalışmalarıma aralıksız devam ettim. Tüm İstanbul benim minik uçuş denemelerimden bahsediyordu. Herkes ilgi ve merakla beni takip ediyordu. Artık hayalimdeki uçuşa hazırdım. Kanatlarımı istediğim gibi kontrol edebiliyor, hava akımından nasıl faydalanabileceğimi çok iyi biliyordum. Lodoslu bir günü seçtim. Böylece esen rüzgardan yardım alacaktım. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen İstanbullular alanı hınca hınç doldurmuştu. Arkadaşım Lagari Hasan her zamanki gibi bana güç veriyordu. Bense kendimden emin
Fakat bir o kadar da heyecanlıydım. Sanki kalbim kuş olmuş uçuyor, bir an önce atlamam için beni sabırsızlandırıyordu. Bismillah deyip gözlerimi kapattım. Merak ve korku dolu bakışlar üzerimdeydi. Ve birden Galata Kulesi'nden kendimi aşağıya bıraktım. Evet, işte uçuyordum. Hem de 3200 metrelik bir mesafeyi hiçbir sıkıntı yaşamadan bitirecektim. Galata Kulesi'nde başlayan uçuşum, Boğaz'ı geçerek Üsküdar Doğancılar'a rahatça inişimle tamamlandı. Bu başarılı uçuşta şüphesiz rüzgarın büyük bir rolü vardı. Bu olay Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Artık bilim dünyasınca tanınan biriydi. Sayısız uğraşlarımız işe yaramıştı. Uçabilen ilk insan olarak adımı tarihe altın harflerle yazdırmayı başarmıştım. Uçuşumu Sarayburnu'ndaki Sinan Paşa Köşkü'nden seyreden padişahımız beni huzuruna çağırdı. Takdir edip büyük ilgi gösterdi. Çalışmamı ödüllendirip benim için dualar etti. Çok okuyun arkadaşlar. Okudukça bilgiye giden yolun ne kadar güzel olduğunu anlayacaksınız. Çok çalışın. Başarmanın verdiği hazzı yaşayınca bırakamayacaksınız. Hedefler belirleyin ve ona ulaşmak için üstün bir gayret ve azim gösterin. Başaracağınıza inanın, engellere takılıp kalmayın. Bilim yolculuğunuzda hepinize başarılar dilerim.